Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Bugün Forza 250 akşam trafiğinde yine test edeceğiz. Şu an arka tekerim atıyor. Yol çünkü tırtıklı. Ciddi derecede kazıma yapmışlar. Bildiğiniz böyle sağa sola sabun gibi kayarak gidiyorum. Çok tehlikeli burası. Allah'tan lastikler biraz geniş ama kurtarıyor. Akşam trafiği Antalya'da ve gece sürüşünü değerlendireceğiz. Süspansiyonlarım en yumuşak ayarda. Ya biraz da böyle seri kullanıyorum biraz. Çünkü biraz işim acele. Ve bunu da sizlere göstermek istiyorum. Yani seri kullanmaya izin veriyor şehir içinde. Yeter ki sağ elinize iyi hakim olun, iyi kontrol edin. Bir de şu yolların böyle çukurları, izleri olmasa daha iyi olacak ama. Yani Forza trafikte gitmez. Aralardan, derelerden geçemezsin diyenler var. Öyle bir şey yok. Aynalara alışacaksınız, dikkat edeceksiniz. Bak ondan sonra nasıl geçiyor. Yani çoğu kişinin PCX'i geçemediği yerden bile geçersiniz arkadaşlar seyir halindeyken. Yeter ki kullanmasını bilin. Yeter ki soğukkanlı olun. Tabii dikkati de elden bırakmayın. Riske atacak işlerle uğraşmayın. Ayna kontrolleri önemli. Frenlerinizi iyi tanımanız gerekiyor. Lastiğinizi iyi tanımanız gerekiyor. Onun haricinde bir sıkıntı oluşmaz arkadaşlar. Trafikte falan gayet yerinde bak. Yani gazlıyorum şehir içinde 2.9 gösteriyor. %10'da sapma de. Yani 3.1, 3.2 gibi. Agresif sürüşte şehir içinde yakıt tüketimi var. Bu arada motorumuzda iyiden iyiye kendine gelmeye başladı. Bugün yarın rodaj bakımına gideceğiz. Güzel oldu rodajı, yani ben beğendim. Hoşuma gitti. Bu seferki rodaj süreci iyi geçti, daha iyi geçti. Evet. Yolu buldum mu kaptıracaksın usta. Bunun sinyalleri falan farlar açık değil. Unutmuş abim. Evet, yine trafiğe girdik. Arkadaşlar süspansiyonları en yumuşağı aldığımızda yani hareket kabiliyetini şehir içinde arttırdık ama virajlarda tabii daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çok fazla esneyebilir. Bu da tehlike oluşturabilir. Buna aman dikkat edelim. Bak mesela öndeki arkadaş yük mü taşıyor, bacaklarını o kadar açmış. Bak usta gayet böyle biraz akrobasi hareketler yaparsanız trafikte aralardan, derelerden rahat geçebilirsiniz. Evet, lastik taşıyor arkadaşlar. İki tane bacakları açmış. Çok tehlikeli bak, çok. Yani aynaların dışına sarkmış. Bacağı ben şuradan sağdan hop. Onu geçmem lazım çünkü o tehlike oluşturuyor orada. Geniş bacaklarıyla. İşte en yoğun saatimiz bizim akşam 7. Acıktım bir de. Hop, buradan ortadan geçebilir miyim şöyle? Geçerim gibi duruyor. Ama dikkat ederek. Yani hiç kimseye korna çalmadan vesaire selektörü yapmadan gidiyorum. Önemli olan da bu. Kimseyi panik ettirmeyeceksin, riske atmayacaksın. Şöyle sağdan geçişler biraz tehlikeli olabiliyor ama. Evet, buradan artık sağa girmemiz gerekiyor çünkü soldan geçiş olmaz bize. Burada yol şeritleri iyice daralıyor, yani normal şerit genişliği yok burada. Evet, burası sıkıntı. Şöyle bir şeyler yapsam ne olur?
Yapacak bir şey yok usta. Ben burayı beklersem 45 dakikadan önce buradan çıkamam. Hop 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 hop. Hop şuradan artık inmem lazım çünkü kaldırım daralıyor. Usta bak görüyor musunuz yani Forza'dır, büyüktür vesaire yok öyle bir şey yok. Bu döner abi, bu her yerden girer. Yeter ki kullanmasını bil. Yeter ki güven altındakine. Sola döneceğiz ama şöyle sağa kullanıp biraz daha iyi aksın trafik, öyle dönelim. Evet artık buradan dönelim. Hadi oğlum uşağa kalmayalım. Hadi bebeğim. Hadi. Ya bir de trafik ışıkları çok sık Antalya'da. 400-500 metreye bir, 300 metreye bir trafik ışığı var abi. Bak herkes elini kolunu çıkarmış, bilmem ne yapmış. Hop şuradan gidelim. Buyurun. Teşekkür ederim anlayışlı abilerimize. Bazen böyle selektörle şu camı indirme kaldırma tuşunu karıştırıyorum. Daha tam alışamadım buna. Hop şuradan bir ani fren. Bak gene arka ABS devreye girdi. Abi önü sokamıyorum ya. Önde bir problem var. Neyse saat 7.02 geçiyor. Göstergelerimiz falan nasıl arkadaşlar, iyi mi? Güzel güzel. Camı indirelim. Camı normalde indiriyorum kayıtlı olmayınca. Çünkü hava daha sıcak, 29 derece. 30 Eylül bugün. Ama çekim yaparken kaska rüzgar sesi bu gelmemesi için arkadaşlar mecbur kaldırıyorum. Yoksa iyi oluyor yani, yazın camı indirdiğinizde iyi kötü bir serinlik geliyor yani, güzel oluyor. Çünkü ekipmanlı kullanıyoruz. Monttur vesaire. Tamam yazlık ekipmanlar ama nem çok fazla bu ara yine. Bizim yazımız uzun sürüyor. Yani Ekim sonuna kadar havalar böyle gidiyor. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Bir de bize hareket yapıyor. Lavuk. Hem kırmızı da geçiyor. Hadi yan oğlum sen de. Yanması gerekiyor. Ha. Oba, hadi bakalım. Burada biraz sakinledi ama ileride yine. Kalabalıklaşacak trafik. Sorun değil. Ford'u üstesinden gelir arkadaşlar. Evet bebeğim. Bak abi ön fren boşluğu görüyor musunuz? Bak hızımı düşürmüyor yani. Tık tık ses geliyor ama bir terslik var orada. Aldığım günden beri böyle. Zaten benim aldığım her yeni motorda bir şey oluyor ya. Hop hop. Bak arka girdi gene. Ön girmedi. Neyse. En azından durabiliyoruz arka fren de olsa. Ya da ön frenin yapısı mı böyle abi, bilemedim ki. Devam et dedi. Evet. Evet. Hadi bakalım. Açın yolları. Açın kardeşiniz yolları. Geç baba sen. Usta hiç geçecek bir yer yok ya. 50'lik bile geçmez yani bu araçların arasından. Bak ileride hemen bir ışık daha. Ne olacak? Bu burada sağa dönecek vesaire. Bak abi. Yaya geçidi var burada da. Şuradan şöyle hop 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 hop. Yayalar buyurun. Yayalar öncelik. Hadi Deyze. Ha.
kardeşlerimin yanına durayım ben. Hop 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 hop. Usta her yere girip çıkıyoruz ya maşallah. Yani kıvrak kullanmak istediğinizde size izin veriyor. Ben normalde bu tarz çekimleri sevmiyorum ama ya kullanıyoruz sonuçta trafikte kameranın kapalı olduğu yerlerde. Yoksa yani tın tın gitmiyoruz arkadaşlar motorda. Yani hop ne olmuş da burada arabanın biri ters mi dönmüş? Allah Allah. Enteresan. Hadi yürüyün. Hadi BMW ya. Adem yürü Adem. Plaka da Adem. Bak abi bu sol şerit alışkanlığı nedir ya? Allah'ını severseniz ya. Yok baba yok ya. Ters milletiz abi. Tersten yaşıyoruz hayatı. Geç sağdan basmayacaksan, yürümeyeceksen soldan gidecek olan da gitsin. Enteresan bir milletiz ya. Ya şuradan köy yoluna girecektim. Bak gene çeneye daldım. Neyse. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan sola dönmem gerekiyor ama çok ters noktadayım. Böyle bir sinyal, hadi oğlum. Sen geç abi, sen yol vermeyeceksin, geç. Normalde böyle yapmamız gerekiyor. Devam ediyoruz. Dostlar yani seriliği falan gayet yerinde. Yani trafikte aradan dereden kaçabilirsiniz. Yeni başlayacaklar için ya da başlangıç motoru olur mu sorusuna. Yani biraz ağırlığına alıştıktan sonra başlangıç motoru olur. Zaten çok düşük CC motor da acemiler için iyi değildir. Ama sadece hız yapıp yapmaması değil. Tehlikeden kaçıp kaçamayacağınız önemli. Yani gaza dokunduğunuzda biraz şöyle tehlikeden uzaklaşmanız gerekiyor. Bunları yapamadığınız sürece size ağır hantal olursunuz, biri gelir size toslar ya da siz vurursunuz o panikle. Yani o yüzden bu açıdan da bakmak önemli. O yüzden yeni başlayacak olan arkadaşlar şöyle 250 cc otomatik sıkı turla başlayabilir. Hem trafiği tanır, hem kendini tanır. Direkt olarak vitesli başlamak bence bir risk. Tabii ben illa vitesli başlayacağım vesaire diyorsanız hemen bir naked abi. Devam. Oo şu mağaza çok güzel oluyor lan. Ne yapıyorlar buraya böyle? Acayip bir tasarımı var. Gerçekten çok iyi. Neyse biz önümüze bakalım. Ben bu yolu çok kullanmıyorum. Arkadan köy yolundan giriyorum. Hiç trafik ışığına falan trafiğe kalmıyorum ama siz de çeneye daldım diye. Bu yoldan gidiyorum artık. Hadi bakalım önümüz boş. Dikkat edelim. Buradan karşıdan karşıya geçenler, sokak köpekleri vesaire olabilir. Çok da abanmamak gerekiyor. Bak gördünüz mü ben? Karşıdan karşıya geçen biri var. Belli olmuyor. Yaya geçidi ama basmamış. Bana yeşil yanıyor ama yaya geçiyor. Tehlike.
Frenleri iyi usta. Of. Arkadaşlar bana müsaade, benim az bir mesafem kaldı. Bu videoda böyle olsun, böyle biraz agresif sürdük vesaire ama istiyorsunuz yani abi bize göster. Bilelim, hep sakin sürüyorsun, hep uzun yola gidiyorsun diyenler var. Yani her türlü sürüşe imkan veriyor bu. Ona göre. Ama dikkat edin arkadaşlar, lütfen gözünüzü seveyim. Çok fazla hırslanmayın. Sonuç olarak iki tekerin üstündesiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.